Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gece yarısı oldu bu arada burada. Zor oyunu bozar ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim ben size. Hani atasözü vardır ya, zor oyunu bozar. Hakikaten zora gelmek, insanın kendisini zorlaması, bu insanı büyüten bir şey ve çok ilerleten bir şey. Ve biz bunu daha çok yapmalıyız hayatımızda. Bu eksende size bir anımı anlatacağım. McGill Üniversitesi'nde doktora yaparken bir şey vardı bizim. 5 günde 5 tane akademik makale yazmamız gerekiyordu. Comprehensive Exam diye bir şey vardı. Yani hayatımdaki en zor sınavdı diyebilirim. 5 günde 5 tane soru soruyorlar size. Ve 5 günde 5 tane akademik makale yazmanızı bekliyorlar. 5 gün içinde bunu bitirmeniz gerekiyor, tamam mı? Böyle manyak da bir şey. Ama buna böyle 6 ay falan hazırlanıyorsun. Mesela yani nasıl diyeyim? 200 tane makale, 30 tane falan kitap. Öyle düşünün. 200 makale, 30 kitap. Bunları böyle sen belirliyorsun, listesini çıkartıyorsun. Ben çıkarttım listeyi. Bunları okudum, hazırlandım. Olabilecek, gelebilecek sorular çıkardım. 5 soru ne olabilir diye. Sonra bunlara da olası cevapları böyle kalıplara döküp mikro paragraflar halinde hazırladım falan. Böyle bu şekilde hazır bir şekilde girdim sınava. Sonra sorular belli değil tabii. Sorular pazartesi sabahı 9'da yollanıyor. Pazartesi sabahı geldi sorular. Ben işte 5 gün sonra sabah 9'da bunu teslim etmem gerekiyordu. Bu şekilde yani 5 günde gece gündüz çalıştım, böyle geceleyin birkaç saat uyudum falan. Böyle 5 günde bu böyle hayatımın en zor şeylerinden, sınavlarından biriydi arkadaşlar. Böyle hatırladıkça kabus gibi çok zordu hayatımda. Hani ben yani üniversite sınavlarına girdim, CİMAT'a girdim. İşte ne bileyim çok böyle ve bu sınavlarda da böyle %99 hep geride bıraktım. Hep ilk %1'e girdim falan. Türkiye'de 1,5 milyon insanın girdiği üniversite sınavında 6. oldum falan. Böyle sınav kurduyumdur yani. Sınavlarda ne yapacağımı çok iyi bilirim yani. Çok böyle binlerce test sorusu çözmüşümdür falan filan. Ama hiç böyle bir şey yaşamadım yani. Bu comprehensive sınavları inanılmaz zor. Çünkü akademik seviyede makale yazmanız bekleniyor. 5 günde 5 tane. Bu da inanılmaz bence, böyle psikopatça bir şeydi. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sonradan kaldırdılar zaten. Neyse, bizim zamanımızda vardı yani bu. Şimdi bu bir yanda bana çok büyük zorluk yaşattı. Öte yandan böyle bu 5 günde 5 tane o kadar hani zora geliyorsun ve o kadar bu seni açıyor, büyütüyor ki. Yani orada yazdığım o makaleler inanılmaz bana momentum sağladı. Hatta böyle bu makalelerden bazıları çok iyi yayınlara dönüştü. Hatta benim en çok referans alan makalem bu Comprehensive sınavında yazdığım cevaplardan bir tanesidir. Normalde spirituality ve performans üzerine bir makalem vardır. Aşağıya linkini de atabilirim. Bu makale yani yüzlerce şey atıf almıştır, citation almıştır. Benim en böyle fazla atıf alan makalemdir. Normalde ben bunu yazmazdım yani. Bu sınav sayesinde yazdım. İşte zor oyunu bozar diyoruz ya. Bu zor sınav sayesinde böyle bir inanılmaz bir açılım yakalamış oldum. Böyle bir zora gelmeseydim böyle bir makale çıkmazdı ya da diğer makaleler de çıkmazdı. Kendimi zora getire getire mesela bu kadar çok makaleyi bastım. Yani bu dolayısıyla insanın kendisini zorlaması, potansiyelini zorlaması, böyle şakaklarını zonklatması, kendi limitini test etmesi, sonuna kadar deli gibi uğraşması, böyle limitlerini zorlaması, bunlar çok güzel şeyler. Ama böyle geriye dönüp baktığımda ben mesela bunu 10 sene falan akademik olarak kendimi çok zorladım. Bir yerde de tamamen tükenmişlik hissettim. Yani bu pandemi döneminde bunu çok daha iyi yaşadım. Yani nereye kadar zorlayacağız kendimizi? Tam yıllarca zorladı. Bir yerden sonra da şey oluyor. Hani böyle çok fazla ardı arda zorlayınca kendini. Sonra bir krize giriyorsun. Ay yeter be artık, istemiyorum ben bunu diyorsun yani. Mesela yani tam insanın kendisini zorlaması güzel de böyle senelerce yaptığın zaman bir şeyi, senelerce zorladığın zaman burada işte bir öbür dengesizlik oluyor. Yani her şeyin bir balansı var, dengesi var.
Yani tabii ki kendini zorlayacaksın ama böyle senelerce sürekli kendini zorladığında da bir yerde tükeniyorsun. Ben bu tükenişi yaşadım yani akademik anlamda. Artık böyle makale yazasım bile gelmiyor. Hala kendime gelemedim ha, yani. O senelerin yorgunluğu var, inanır mısınız üzerimden? Onun için kendimi başka maceralara attım. İşte bu YouTube'a girdim, Medium'a girdim, Gumroad'da dijital ürünler çıkarıyorum, kitaplar çıkarıyorum. Hani böyle bütün bunların hepsinin altında yatan aslında bir sıkıntı var yani. Böyle o sıkıntı da akademik hayattan işte yorulmuş, sıkılmış olma. Özellikle research'ten, bu sürekli red almaktan, iyi yayınlara, iyi dergilerde basamamak, bu çok büyük bir baskı oluşturuyor insanın üzerinde. Ben mesela yani 30'dan fazla uluslararası yayınım var, iyi dergilerde bunlardan. Ama yapana kadar göbeğim çatladı birincisi. İkincisi böyle 30 tane yayınım varsa da bir nereden baksanız 200'den fazla da reddim vardır. Yani alınmış redler. Bir yerden sonra bu yüzlerce red birikince insandaki cesareti öldürüyor ve artık uğraşmak istemiyorum ya diyorsun yani. Ben öyle dedim en azından. Hayat sadece bundan ibaret değil ya dedim yani. Böyle bıktım. Aşırı zorlamışım kendimi ve senelerce fazla yorulmuşum. Bu pandemi de bende nüksetti. Ben dedim aa geldik gidiyoruz öleceğiz ya. Yani ben böyle bir hayat istemiyorum yani. O zaman tamamen kopardım kendim işte research'ten. Yani tamamen demeyelim de bayağı şey geriledim yani research'te iyi durumda değilim hala. Geri dönmeye çalışıyorum şu anda. Eskisi kadar hani böyle yorgun değilim. Mesela şu anda oturup akademik makalelere baktığım zaman eskisi kadar böyle yorulmuyorum. Ya da otursam mesela arada böyle güzel aklıma fikirler geliyor. Yeniden makalelerime dönsem mi diye düşündüğüm oluyor falan. Sadece hala yorgun hissediyorum yani. Ama zannediyorum gene hani kendimi zorlayacağım, pozitif anlamda zorlayacağım günler gelecek akademik olarak. Bundan umutluyum. Şu anda bir sabbatical gibi yani bir tatildeymiş gibi şey yapıyorum. Yaşıyorum aslında yani. Hani tatilim de şöyle. Bol sayıda eser vermeye çalışıyorum. İşte bu YouTube kanalı kurdum. Bilmem asset üretiyorum yani varlık üretiyorum. O bol sayıda eser bırakmaya çalışıyorum geriye. Ama bu benim için bir tatil yani. Aslında bu akademik araştırmalarda yaşadığım hayal kırıklıklarından bir tatil ya da hayatımın başka yılların bagajı var yani ağırlığı var yılların ağırlığı o ağırlıkları atmaya çalışıyorum üzerimden. Bunu da en güzel atmanın yolu sevdiğin şeyleri yaparak ve ben neyi seviyorum dedim işte Medium'da böyle bol eser vermeyi kafama göre yazmayı seviyorum işte karalama yapmayı seviyorum karalamalara döndüm iyice. Böyle bu işe hız verdim. İşte video çekmeyi seviyorum. Bu videolara hız verdim falan. Böyle binlerce bu şekilde eser veriyorum şu anda. Ama bu beni yormuyor. Tam tersine daha da enerjik hale getiriyor. Yani ben YouTube'da ne kadar çok video çekersem çekeyim asla yorulmuyorum aslında yani. Hani ya da tatlı bir yorgunluk o. Aynı şekilde karalama yapmak, defterlerimle uğraşmak bu tatlı bir yorgunluk benim için. Hiçbir bana bunun şeysi yok. Hani kendimi zorlayan şeyler değil bunlar. Zaten güçlü olduğum, yapmak istediğim şeyler. Aynı şekilde Medium'da yazmak. Orada biraz zorlanıyorum. Yazma, İngilizce yazma işi her zaman bir zorluğu var. Ama onu da severek yapıyorum. Yani oradaki zorlanmanın benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani kendimizi ne kadar zorlamalıyız arkadaşlar? Bence insan mümkün olduğunca böyle kendi Everest'ini bulmak için bütün potansiyelini sonuna kadar zorlamalı. Ama bazen de şunu da bilmelisiniz. Bunu senelerce zorla 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 bir yerde hakikaten dengelemeniz gerekiyor. Mola vermeniz gerekiyor. Tatil teneffüs etmeniz gerekiyor. Ruhunuz da teneffüs etmeli. Kendiniz de mola vermelisiniz. Ve bir ara vermelisiniz. Yoksa böyle tükenmişlik sendromu oluyor. Yani yandım bittim sendromu. Burnout sendromu. Hakikaten onu mesela ben şeyden kıyısından döndüm yani. Çok aşırı stres oluyor bir yerden sonra. Yılların stresi, korkuları hepsi üzerinde birikiyor, birikiyor. Çok böyle ki yoruluyorsun. Ay artık diyorsun görmek istemiyorum ya. Böyle akademik makale göresim yok diyorsun. Neyse yani artık neden bıktıysan. Kendini aşırı zorladığın zaman böyle bir ters tepiyor bünyede. Bir yerden sonra vücut buna isyan ediyor. Vücut diyor ki ben artık hani
işte ya savaş ya kurtul sendromundan, savaş halinden kurtulmak istiyorum. Artık rahat etmek istiyorum. Artık böyle kendimi güvende hissetmek istiyorum. Sürekli beni stresi sokma artık diyor. Vücut bir yerden sonra iflas ediyor. İşte o raddeye gelmeden insanın kendisini tanıması ve böyle fazla zorlandığı zaman uzun süre hele arada frene basmayı bilmesi gerekiyor. Frene basıp ruhunu teneffüs ettirip, mola verip seveceğin hobilerine mutlaka zaman ayırmalısın. Yani senin hobilerin neler? Gerçekten hiç zorlanmadan yaptığın neler? Mesela ben karalama yapmak hiç zorlanmam yani. Mesela günde 10 saat karalama yap desen, defterlerinde otur yaz desen hiç beni yormaz bu. Otur 10 saat yaparım yani. Hiç şeyim yok hani. Böyle şikayet etmeden yaparım. Aynı şekilde YouTube'da konuş deseler arada geçen yarının girişimcileri kanalındaki videolara bakıyordum. 3 saat konuşmuşum ya. Yani 3 saat ne konuştum sen? Yani demek ki hani böyle hiç yorulmadan konuşabilirim yani. Dolayısıyla yorulmadan yaptığım şeyleri yapmayı devam etmek istiyorum. Bunlar benim üzerimde bir yük değil zaten. Ama şey yük, işte bu araştırma meseleleri yük. Neden yük? Çünkü o da dediğim gibi 250-300 tane falan belki red almışımdır şu ana kadar. Böyle çok zorlanmama rağmen kendimi fazla zorladım. 10 sene boyunca, 15 sene boyunca neyse. Doktoramda da çok zorlanmıştım. Sonrasında akademik hayatta da çok zorladım kendimi. Bir yerden sonra da bünye iflas etti yani. 10-15 senenin sonunda artık yeter görmek istemiyorum artık. Profesörlük falan yerin dibine bassın. Kader inanır gibi. Dedim ben hergele olmak istiyorum. Biraz böyle hayatı farklı yaşamak istiyorum yani. Klasik akademik kalıpların içine girmek istemiyorum. Bıktım artık o kalıplardan. Kendimi tanıyorum. Yapmak istediğim şeyi biliyorum. Dolayısıyla böyle kader inanır sendromu yaşadım yani. Atom fiziği de profesörlükte yerin dibine bassın modunda yaşıyorum şu anda. Son 2 senedir falan hayatıma. Bundan da bayağı memnunum aslında. Yani son 2 senede hakikaten hayatım değişti. Nasıl değişti? Yani kendimi bir açıdan zorlamıyorum artık. Zorlamıyorum derken akademik açıdan, research'te zorlamıyorum. İçimden gelirse gene akademik yazıyorum. Ama onun dışında şey yapıyorum. Kendimi girişimci sanatçı olarak yeniden var etmeye çalışıyorum. Bol sayıda karalama yapıyorum her gün. İşte oturuyorum, yeni şeyler öğreniyorum, meraklarımın peşinden gidiyorum. Medium'da yazılar yazıyorum, heyecanlarımı paylaşıyorum. Derslerimi çok iyi ileri bir noktaya taşıyorum. Yepyeni icatlar çıkarıyorum. Derslerimde yeni şeyler üretiyorum. E-kitap işine girdim. Gumroad'da dijital ürünler yapıyorum. Yeni kitaplar yazıyorum. Yapıyorum da yapıyorum yani. Onun üzerine YouTube kanalı görüyorsunuz. Yani nereden baksan 750 video falan üretmişimdir. Yakında 1000 videoya bulacağım iki kanalda. Yarının girişimcileri ve bu kanalda. Yani 1000 video üretmiş olacağım yakında yani. Dolayısıyla bütün bunlar hep son 2 senede oldu arkadaşlar. TikTok'a girdim bilmem ne, TikToker oldum. Yapmadığım şey kalmadı yani bu son 2 senede ve bundan da çok büyük bir keyif aldım. Bunların hiçbiri beni yormadı. Yani yoruluyorsun evet de hani böyle tatlı yorgunluk yani böyle stres olarak basmıyor içine. Onun için arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Bir, vermek istediğim mesajlar tekrar dönecek olursak. Kendini zorlaması insanın iyi tabii ki. Özellikle gençsen arkadaşım, kariyerinin başlarındaysan hiç hoşuna gitmese bile kendini zorlaya zorlaya bir şeyleri ispatlaman gerekiyor. Bak bu çok önemli. Limitlerini sonuna kadar zorlaman gerekiyor. Sevmesen de yapman gerekiyor. Bak bu çok önemli. Ama bunu böyle yeterince yaptıktan sonra baktın açılmıyor, çok yoruldun, tükendin diye hissediyorsun. O zaman muhakkak kariyerinde benim seveceğim tarzda neler yapabilirim diye o patinaj yapıp şey yapıp rötuşlar yapıp ben mesleğimi sevdiğim hale nasıl getirebilirim? Bunu bir bulmaca olarak önüne koyup bunu daha seveceğin hale getirmen lazım. Seveceğin aktiviteleri içine koyman lazım. Yani benim için bunlar karalamalar, işte bu YouTube videoları, dersime yeni egzersizler üretme, derslerimi işte yeniden şekillendirme, daha heyecanlı hale getirme, işte dijital ürünler, kitaplar çıkarma vesaire. Böyle bunlarla uğraşıyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Medium'da yazma. Hani bunlar beni şey yapıyor, mutlu ediyor. Ve bunları mesleğime yedirdim. Yani akademik
üniversitede çalışıyorum, evet, ama ve benden research bekleniyor hala. Research'e de devam etmiyor değilim. Etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Yani haftada bir günümü falan, 1,5-2 günümü bazen research'e yine ayırıyorum. Ama bunu böyle kendimi yıpratacak gibi yapmıyorum. Daha böyle kendime başka oyunlar, hani kendimi gerçekleştirebileceğim bir sürü alan açtım. İşte bu videolardan tut da karalamalara kadar, işte derslerime kadar, derslerimi başka bir seviyeye atlattım. Yani o kadar iddialıyım ki hatta şu derslerde. Valla yani benden ders alan öğrencilere hakikaten böyle hayatlarında unutamayacakları bir deneyim vermeye çalışıyorum ya. Yani çok uğraşıyorum bunun içinde yani. Dolayısıyla böyle hayatımda çok sevdiğim, bu şekilde yaptığım bir sürü girişimim var arkadaşlar. Bir sürü varlık üretiyorum, bir sürü eser bırakıyorum. Bunları yapmaktan pişman mıyım? Asla değilim. Yani dolayısıyla sizin kalbiniz size ne fısıldıyor? O kalbiniz ne söylüyor size? Neleri seviyorsun? Heyecanların neler? Neler seni heyecanlandırıyor? Mutlaka onların peşinden gitmen lazım. O işte bir tatlı bir zorlanma. Bu zorlanma şey, öbür research'teki gibi bir zorlanma değil. Aslında o research'teki de tatlı bir zorlanmaydı ama belki yıllar sonra çok yordu beni. Bir yerde fazla yormuşum kendimi, fazla zorlamışım belki, bilmiyorum. Belki benzer şekilde diğer şeylerde de hissedebilirim bu arada. Yani mesela çok fazla kendimi Medium'da yorarsam belki ondan da bıkabilirim günün birinde. Bilmiyorum yani. Ya da YouTube'dan da bıkabilirim belki günün birinde. Bilmiyorum yani. Şu anda ama çok zevk alarak yapıyorum. Ama insanın kendisini, kalbini dinlemesi önemli. Ben ne istiyorum? Beni neler heyecanlandırıyor? Gerçekten severek neleri yapmam lazım? Buna göre mesleğinizi şekillendirin arkadaşlar. Mutlaka severek yaptığınız, hakikaten böyle çok sevdiğiniz, size heyecan veren şeyleri yapın mesleğinizde. Mümkün olduğunca bunları da çoğaltın. Arkadaşlar bunları yapmayı devam edin. Böyle olunca hayatınız çok daha doyumlu, mutlu oluyor. Kariyeriniz de daha bir başka bir çıta atlamış oluyorsunuz. Çok daha anlamlı, doyumlu hale geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla insanın, evet, kendisini muhakkak zorlaması gerekiyor. Sevmediğiniz şeyleri de yapmanız gerekiyor. Sevmeseniz de kendinizi ispatlamanız ve çok çok iyi olmanız gerekiyor işlerinizde. Her zaman sevdiğiniz işleri yapacak bir lüksünüz yok. Bazen sevmediğiniz işleri de zorla yapmanız lazım. Hatta böyle kurbağa yemek derler buna. Sabahleyin kurbağa yemen gerekiyorsa yiyeceksin kardeşim. Başka yolu yok. Yani bu yetişkinler dünyasında sen bir yerde çalışıyorsan meslekte, severek, her şeyi severek yapacaksın diye bir şey yok. Muhakkak shit sandwich de yemek derler hatta. Shit sandwich'i yiyeceksin yani. Hani sevmediğin şeyleri de mutlaka yapacaksın. Her meslekte sevmediğin şeyler olacak. Zora geleceksin yani. Zora gelmeden hiçbir şey başaramazsın yani. İnsan bir zora gelmeyi öğrenmesi lazım. Bu çok önemli yani. Kendine biraz bu konuda acımasız olman lazım. Bak Orhan Pamuk bile ne diyor? Kendimi döve döve diyor, ben yazar yaptım. Sabah 9'dan akşam 5'e asla es vermeden oturmuş, deli gibi yazmış. Her gün yazıyor adam. Kendini döve döve yapıyor bunu. Bak bu çok önemli. Kendini dövmeden bir şey olmuyor yani. Ama öte yandan bunu böyle aşırı senelerce devam ettirdiğin zaman, işte o zaman da benim gibi yandım bittim sendromu yaşayabilirsin arkadaşım yani. Senelerce böyle kendini zorla 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 bir yerde film kopuyor işte. Kayış koptu artık. Yani atom fiziği de profesörlük de yerin dibine bassın deyip böyle kafayı kırıp orta yaş kriziyle benim gibi birden kendini öbür uçta bulabilirsin. Yani öbür uçtan kastım işte bu ilim adamı değil film adamı olmaya doğru gidiyorum ben yani, gitgide. Magazinle de ilgileniyorum, işte YouTube'la da ilgileniyorum, popüler kültürle de ilgileniyorum, karalama da yapıyorum, sanatla da uğraşıyorum, işte ne bileyim kafama göre yazıyorum, çiziyorum, Medium'da kim ne der diyorum, böyle bir isyan ruhuyla gidiyorum biraz yani. Kendimi şaşırtayım, işte böyle sıra dışı bir şeyler yapayım diye uğraşıyorum. Ama böyle tipik bir akademisyen gibi hiç davranmıyorum. Son 2 senedir hatta böyle tipik bir akademisyenin yapacağı şeylerin hiçbirisini yapmadım neredeyse. Tamamen bambaşka bir yere taşıdım kendimi. Ben de bundan biraz şaşırıyorum, ürküyorum da kendimden hatta. Bence bu güzel bir şey. Yani insanın sevdiği şeyler seni çağırıyorsa, senin kalbini, mutlaka onları denemen lazım. Hayatında mutlaka uygulaman lazım. Ve
böyle severek yaptığın şeylere daha çok önem vermen lazım bence. Bir yandan kendini zorla, sevmesen de yap, evet. Ama öte yandan muhakkak uzun vadede mesleğinde, mesela iş garantin olduktan sonra mesleğinde artık iş garantin var. İşte bir rahata ermeye başlıyorsun. O rahata ermeye başladıktan sonra kendine böyle severek çalışacağın alanları sen aç. Bazen de aşırı rahata kaçmak da iyi değil arkadaşlar. Bu konuda da bir denge lazım. Yani aşırı rahata saldıysan, artık yeni şeyler öğrenmiyorsan, eğlenmiyorsan, kendini şaşırtmıyorsan, korkutmuyorsan orada tehlike var. Orada demek ki sen paslanıyorsun. İşleyen demir ışıldar. Muhakkak kendini işletmen, ışıldatman lazım yani. Zorlaman lazım. Bu zorlama farklı alanlar da olur. Ama sevdiğin alanlar da açman lazım aynı anda. Yani bu, bilmiyorum mesajımı verebildim mi ama arkadaşlar, insan kendisini ne kadar, ne zaman zorlamalı, nereye kadar zorlamalı ve yani ne zaman zorlamayı bırakmalı? Bu konularda kendi tavsiyemi sizlerle, hayatımı paylaşmış oldum arkadaşlar. Umarım buradan bir dersler çıkarmışsınızdır. Sizin yorumlarınız neler? Siz ne çıkardınız bundan? Kendi hayatınızda bunları nasıl yaşıyorsunuz? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.